Adana mektuplar içerisinde isimlere geçen Hafız Yaşar ağabey. Ee, çok fazla geniş bilgi yok hayatıyla ilgili. Fakat e, Hafız Ali abinin fıkrası içerisinde e, kendisine Kur'an öğretmiş olduğu kişilerden bir tanesi. E, şöyle diyor Hafız Ali abi. Ey yühel üstadır muhterem. 29. mektubun 3. kısmının 9. meselesinde emir buyrulan Hizmet-i Kur'an'dan fakirin hissesine iki erkek bir kız çocuğu düşmüş imiş. Aynı emri alıp gelirken düşünüyordum. Acaba akrabaya tarikatımda çocuklar var. Hangisini intihap edeyim? Hangisini seçeyim? Benim bu düşünceme manen denilmiş ki hey Ali sen kendi reyine muhtar değilsin. Onun intihabı başka kapıya aittir. Üç gün sonra Yaşar ve Necati isminde iki çocuk bana hem refik hem ders arkadaşı ve bir derece onlara kalfa olarak tayin edildim. Çocuklar hurufatıdan bilmedikleri için bazen yazıyla bazen kitaptan gösteriyordum. Bir ay sonra Kur'an okumaya başladılar. Beşinci ay içerisinde elhamdülillah haza min rabbi hatme muvaffak oldular. Beş ay içerisinde Kur'an öğrenip hatmetmişler. Hafız Yaşar ağabey ee, ile ilgili çok fazla geniş bilgi yok dediğim gibi. Ee, vefatı ile ilgili tarih olarak da e, bir bilgi yok. Ama risale içerisinde ismi geçtiği için e, ruhuna bir Fatiha niyetiyle kısaca Hafız Ali mektupta bahsetmiş olduğu yerden okuduk. Cenab-ı gani gani rahmet eylesin. Ruhuna el-Fatiha.